Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bir sürede video yükleyemedim. Kusura bakmayın, mesajlar attınız. Elimden geldiğince bu arada cevap yazmaya çalışıyorum. Özellikle Instagram'da ve Facebook'ta aktifim. Facebook'ta Rakvaryum Bornova account'unu ekleyebilirsiniz. Instagram'da direkt Soner Kırgız yazdığınız zaman bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap yazmaya çalışıyorum. Bu ara çok video koyamadım. Çünkü çok yoğunuz grubumla. 5-6 gün haftada çalmak durumunda kaldık. Yaklaşık 3 aydır bu böyle gidiyor. Şimdi Ramazan yaklaşıyor. Yaz sezonu biraz daha bizim de işler düşecek. Daha çok video koymaya çalışacağım. Bu yazı bayağı bir aktif değerlendirmeyi düşünüyorum kanalım adına. Bugün pentatonik, yani 5 sesli gamı işleyeceğiz. Pentatonik gamı çok önemli bir gam. Şimdiye kadar minör ve majör, doğal minör ve majör gamlarını gördük, diatonik gamları. Eğer bunlarla ilgili bir bilginiz yoksa mutlaka dönüp bas gitarda armoni serisini inceleyin. Bugün öğreneceğimiz gam pentatonik. Yani doğal minör ve majör gamlardan, bunları hatırlıyorsanız bunlar 7 sesliydi. Bunlardan 2 tane sesi atacağız ve geriye kalan 5 tane sesi kullanarak müzik yapacağız. Pentatonik gam çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü özellikle Batı müziğinde R&B, blues, rock, country, bunların hepsinde pentatonik gamda bulunan 5 tane ses daha baskın kullanılıyor. Bunların, bu tür müziklerin akor dizilimleri de pentatonik gamın kullanımına gayet uygun. Önce hemen gamı göstereyim. Daha üstüne çok konuşacağız. Uygulamalı olarak da göstereceğim. La minör üstünden gösteriyorum. Önce minör gamı göstereceğim. Pentatonik minör. Şimdi hatırlarsanız la minör, doğal la minör gamı la, si, do, re, mi, fa, sol, la şeklinde diziliydi. Hep diyorum, notalardan ziyade aralıklar olarak gamları ele alıyoruz. Yani birinci ses minör 2, minör 3, 4, 5, minör 6, dominant 7 ya da minör 7 diyelim şimdilik ve oktav. Şimdi la minör, doğal la minör gamından ikinci sesi ve altıncı sesi çıkaracağız, atacağız. Geriye kalan sesler bize la minör pentatonik gamını veriyor. 1, minör 3, yani do, re, mi, yani beşli, dominant 7 ve 8, yani oktav. Şimdi hatırlarsanız bütün minör gamların ilgili majörü vardı. Bütün majör gamlarında ilgili minör gamı vardı. Aynı şey pentatonik için de geçerli. Bütün gamlar için geçerli. La minör üstünden örnek verirsem, la minör pentatonik gamının ilgili majörü de do majör pentatonik gamı oluyor ve sesler birebir aynı. Hatırlıyorsanız la minör gamıyla do majör gamının sesleri birebir aynıydı. Çalımları farklı. Başladığımız, çünkü kök ses farklı. Elimizin aldığı desen farklı. Ama notalar birebir aynıydı. Aynı şey pentatonik gamlar için de geçerli. La minör pentatonik, do majör pentatonik. Tabii şimdi attığımız dereceler değişiyor. Yani la minörde, minörde ikinci, doğal minörden ikinci ve altıncı sesi atmıştık. Majörde bakalım hangilerini atmış oluyoruz. Majörde ikili duruyor. Majörün kaçıncı sesini atıyorum? Dördüncü sesini atıyorum. Ve yedinci sesini atıyorum buradaki. Kalanlar bize majör pentatoniği veriyor. Şimdi bunların
hangisini kullanacağız? Şimdi açıkça ben daha çok minor kullanıyorum. Yani ne yapıyorum? Mesela majör üzerine çalacağım. Biraz burada kafanız karışabilir. İlgili minörünü çalmayı tercih ediyorum. Bunun belirli sebepleri var. Uygulamalı olarak pentatonik gamı çalıştığımız zaman göreceksiniz. Belirli pozisyonlar, özellikle eli yatay tuttuğumuz pozisyonlar, minör pentatonik pozisyonlarına alıştığım için bana daha kolay geliyor. Aradaki fark ne? Nota olarak hiçbir fark yok. Yani la minör pentatonikle do majör pentatoniğin notaları birebir aynı. Sadece dikkat etmem gereken şey, eğer minör olarak çalıyorsam, mesela do majör çalınıyor, akor olarak şarkı do majörde. Ben la minör pentatonik çalıyorsam sürekli la'yı empoze etmek yerine pozisyon olarak la minör pentatoniği kullanırım ama do'ya empoze olarak çalmaya çalışırım. Bunu anlayacaksınız, yani uygulamalı olarak çalıştığımız zaman bunu anlayacaksınız. Majör pentatoniğinde kendi içindeki şu pozisyonu İşte arpej olarak çalayım. 1-3-5. 2-2'yi attım şimdilik. Şuradaki bu aralığı da kullanmayı seviyorum. Bunu çoğu zaman minör mantığıyla başlayıp, atıyorum improvize çalıyoruz veya solo çalıyoruz veya line çalıyoruz. Başladım la minöre. Buraya geldim. Şu deseni mesela alıp kullanabiliyorum. Majör pentatoniğin tutuşumda, yani 4 perde hakimiyet konuşuyorsak şu an, majör pentatoniğin pozisyonuna gelip bunları kullanabilirim. Minör başlarım. Gibi. Yani majör pozisyonu da minör pozisyonunda mutlaka elinizi alıştırmanız lazım ikisine de. Şimdi ilk gösterdiğim şu desen, dediğim gibi 4 perde hakimiyet, yani tek pozisyonda bu minör pentatoniği çalabildiğimiz desen. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Bu biraz daha ilk başta size şey gelecektir. Elim iki pozisyon alıyor. Şöyle ki la, do, do'yu buradan alıyorum. Buradan almak yerine re, mi. Burada bir pozisyon genellikle, yani %80 minör pentatoniği ben bu şekilde çalıyorum. Neden? Elim pozisyon değiştiriyor. Bu biraz daha fazladan efor ama belirli figürleri yapabilmemi sağlıyor. Slide gibi mesela. Şimdi bu re'den buradaki do'ya öyle bir slide yapma ihtimalim yok. Bu yüzden bu pozisyonu seviyorum. Bir de bu pozisyonda dikkat edin, hep tam seslerle ilerliyor notalar. Ve ben elimi daha evvel şeyde konuşmuştuk. Sol el teknikleri videosunda sanırım. Etüt tutuşu gibi, yani 4 perde hakimiyet kurduğum, şuna ben etüt tutuşu diyorum. Buna da yatay tutuş diyorum, sarılarak. Bu şekilde çalımda gayet rahat oluyor. Böyle bir şeyi etüt tutuşuyla, yani ellerim, parmaklarım klavyeye dik bir şekilde daha rahatsız çalıyorum. Burada biraz daha gitara sarılarak, yani baş parmağım yukarı geliyor. Bu tutuşu şeyde çok görürsünüz, blues gitaristlerinde veya blues basçılarında. Sarılarak, çünkü hep dediğim gibi uzak aralıklarla, böyle bir ses, yarım ses olmayan aralıklarla çalınacak partisyonlarda bu tutuş rahat. Şimdi blues demişken, bu pentatonik, burada 5 tane sesimiz var, kullanıyoruz. Buna bir tane ses ekleyerek blues gamını elde ediyoruz. Dünyada buna blues gamı deniyor. Arttırılmış pentatonik diyenler de var. Ne yapıyoruz? Eksik beşli
ekliyoruz. Yani dördüncü ve beşinci sesler minor gamda, doğal minor gamdaki dördüncü ve beşinci seslerin arasındaki sesi kromatik olarak ekliyoruz. La'dan başlarsak la, do, re, re diyez, sol, la diye gidiyor. Sadece şu sesi eklemiş oluyoruz ve bu pentatonik gamı biraz daha blues yapmış oluyor. Bu blue note dedikleri, yani gamda olmayan, sonradan eklenen notalardan biri. Bir geçiş sesi. Bunu kullanırken, bu sesi kullanırken, özellikle blues çalıyorken bu sesi çok kullanacaksınız. Dikkat edilmesi gereken, bu sesin üstünde çok fazla, bu sesi empoze ede de çalmaktan ziyade bu sesi biraz daha figür, biraz daha geçiş gibi kullanmak çoğu zaman daha hoş duyuluyor. Şey yapalım, bir tane La minor 7, Re minor 7 akor dizisi yapalım ritim üstüne. Bunun üstünde biraz La minor pentatonik, önce 5 sesli, daha sonra da blues pentatonik. Yani eksik 5'liği de ekleyerek çalalım. Aradaki farkı siz duyun. Şimdi burada tonumuz La minör 7, yani La minör. Sadece 7. sesi ekledim. La minörün 7. sesine minör olarak sol. Sol sesini de akora ekledim. Biraz daha böyle blues duyulacak. Şimdiye kadar blues gam kullanmadım. Yani sadece pentatonik kullandım. Şimdi blues gamın notasını da ekliyorum. Re diyezi de ekliyorum gama. Bir de öyle dinleyeyim. Biraz da bası açalım. Şeyi bu. Etkisi bu. İnşallah duyuyorsunuzdur farkı. Bu notayı, bu geçiş notasını her zaman kullanacak mıyız? Hayır. Kullanmadan başlarsınız. Sonra eklersiniz. Bunlar tercihler. Şimdi majör desende çalalım bir de. Sonuçta dediğim gibi notaları aynı. La minör pentatonik ve do majör pentatonik. Dolayısıyla aslında hiçbir fark yok. Pozisyon farkı var. Ona bakacağız. Do'dan başlıyorum. Kaldım.
elektronik gama elinizin alışması için yapabileceğiniz birkaç egzersiz vermek istiyorum. Bir kere gamı çalacağız. Yani bu Allah'ın emri. Bu arada dikkat edin, sol elimle ben bazen serçe parmağımı kullanıyorum. Burada üçüncü perde, yani bire göre üçüncü perdeye denk geldiğinde şunu yapmak yerine bazen serçe parmağımı kullanıyorum. Bu normal, bu biraz şeyden alışkanlık. Oktavları veya Latin falan çalarken beşlileri genelde serçe parmakla çalıyoruz. Çünkü bu elin tendonlarını biraz zorluyor, yüzük. Yanlış değil, yani bu yüzükle çalmaya da alışabilirsiniz, serçeyle de çalabilirsiniz. Çok fazla onu takmayın, yeter ki gidip buraya işaretle basmayın, yani şeyle, ortayla basmayın. Gamı yukarı aşağı çalacağız. Gamı iki kere çalacağız. Yani iki oktav çalacağız. La'dan başladık. Şimdi burada bitti. Gam. Dikkat edin, buraya ben gene işaret parmağımla geçiyorum ki buradan devam edebileyim. İki oktav çalmış oldum La'yı. Bir daha gösteriyorum. Burada tabii sol'e bir artık elimizi kaydırıyoruz. Bir daha. Gamı iki kere çalacağız. Geri dönüşünü çalacağız. Daha sonra gamın arpejlerini çalacağız. Zaten minor gamda çalışmıştık 1-3-5 arpej. Burada 7'liyi de ekleyebiliriz. Şimdi minor 7'yi ekliyoruz. Güzel bir arpej çalışması. Bahsettiğim bu yatay tutuşu daha sonra tekrar etüt etmeniz lazım. Çünkü burada çok farklı. Yani elin pozisyonu çok farklı. Bunun yerine buradan artık doğuyu alıyoruz. Daha sonra bu yatay tutuş üstünde buradaki do, re, mi notalar arasında figür çalışabilirsiniz. Mesela daha sonra yavaş yavaş bu blues notayı blues gamına çeviren notayı da kullanarak figür çalışabilirsiniz. Mesela evet, 5 tane ses var arkadaşlar ve birçok müziğe uyumlu bir gam bu. Hatta benim dinlediğim kadarıyla basçıların aslında en çok kullandığı gam bu. Tamam, Türk müziğinde veya arabesk, arabik müziklerde daha çok doğal veya melodik minör kullanılıyor. Ama Batı müziğinde dediğim gibi R&B, Latin müziği, rock'n'roll, country hepsinde hemen hemen bütün modern Batı müziği tarzlarında en çok kullanılan gam pentatonik gam. Bu yüzden bu gama hakim olursanız ufkunuz genişleyecektir. Bugün la minör'den pentatonik gamı çalıştık ama artık siz biliyorsunuz bunu la minör'den çalıştık ama atıyorum sol minör çalacaksınız. Sadece pozisyonunuz değişiyor. Sol minör pentatonik veya si minör pentatonik. Majör pozisyonunda çalışın. Ben kendi adıma minörü biraz daha fazla kullanıyorum. Arada dediğim gibi not olarak hiçbir fark yok. Bunu unutmayın. Bir dahaki videoda pentatonik gamın kullanımı üstüne biraz daha konuşacağız. Belirli akorların üstüne farklı pentatonik gamlarla neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Bugünlük bu videonun sonuna gelelim. Görüşmek üzere.